Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Ardahan il ve ilçeleri tanıtım günleriyle karşınızdayız. Altın Park Fuarı'ndan sesleniyoruz. 30 Kasım 3 Aralık arasında 4 gün boyunca Ardahan il ve ilçeleri başkent Altın Park Fuar Merkezi'nde sizleri bekliyor arkadaşlar. Az önce içeriği gezdim, şöyle bir göz attım. İnanılmaz şekilde peynirleri, gravyerleri böyle dizmişler. Gözlerimiz bayram etti. Aynı zamanda Maraşlı depremzede esnaf da burada stand açmış durumda. Depremzede es misafir katılımcı olarak onlar da burada stand açtılar. Hadi gelin, hangi ürünler var, neler var, neler ön plana çıkıyor, hızlıca gezmeye başlıyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Güncel duyuru ve paylaşımlar için Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyoruz. Gezmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, girişte Mehmet Bey ile karşılaştık. Mehmet Duman, Ordular Dernekler Federasyonu Başkanı. Doğru söyledin değil mi? Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, kıymetli beğendiniz kardeşim. Mi? Siz bu esnada sadece Karslıların, orduların değil, Türkiye'deki tüm federasyonların sesini dünyaya duyurduğunuz için sizlere cani gönülden teşekkür elimizden ediyorum. Elimizden geldiğince. Gerçekten bugün Ardahanlı kardeşlerimizi takdir etmeme geldi değil. Belediye çok başkanları, beğendim, valileri, görüşürüz. Milletvekilleri, Sayın Bakanımızla beraber çok güzel bir protokol vardı. Onları tebrik ediyorum. Biz de Edirne'den Kars'a nerede bir Türkiye Cumhuriyeti varsa selam olsun diyoruz. O süper. Geldiniz mi? Gezdiniz mi içeriye? Ben gezdim, içeri çok güzel. Güzel. Muhteşem. Bayağı Kars Ardahanlı'dır, tanıtım günleri gibi o yerde güzel bir muhteşem bir ürünler var içeride gerçekten. Evet. Peynirde şey çıkartmışlar artık. Evet, çıkartmışlar evet. Arkadaşlar. Beğendik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizi varsınız. Seviyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gezmeye devam. Arkadaşlar, Ardahan tanıtım günlerimizde takipçimizle karşılaştık. Abimizin aynı zamanda YouTube kanalı var değil mi size? Evet. Tanıtalım evet. Bir kez daha. Ardahan'ın Sesi kanalımız var. Hı hı. Oradan zaten ben İso Hoca Tur'u da sürekli takip ediyorum. Teşekkürler. Bütün ne kadar zaman takip ediyorsun? Ben bunu 5 yıldan fazla oldu. Bayağı takip olmuş. Ettiğim. Evet. Bütün fuarlarda falan da zaten görüyorum. Merhabalaşıyoruz. Bugün de Ardahan'ımızın, ben Ardahanlıyım, tanıtım günleri var. Ama sen Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'da yaşıyorum. Evet. Ardahan'ı Ankara'ya taşıdık. Bugün. Memleket hasretine gidermişsindir evet. Artık. Evet. Yani, ama içerisi tabii, güzel değil mi? Peynirler, meyinler, gravyerler yani, uçuyor kaşar vallahi. Döneri bile kesiyoruz. Evet, herkesi Ankara'da oturup oturan herkesi bekliyoruz. Neler dikkatinizi çekti fuarda? Yani ben Ardahanlı olduğum için zaten biliyorum yöresel ürünlerini, hı-hı, peynirini, kaşarını, yağını. 90 bir şey yok değil mi? Yok, şu anda yok. Yani bütün ilçe, ilçe belediye başkanlarımız hep burada sağ olsun. Bütün organizasyonla çok güzel dört dörtlük gezdik. Hemen bahsedelim, arkadaşımızda YouTube kanalı Ardahan'ın Sesi YouTube, Instagram evet. Var, başka Facebook evet. Var bir de. Facebook da var evet. Oralardan da Ardahan hakkında detaylı ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İzleyenlere de selamları söylüyorum. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Ardahan günleri başladı. Gezdik, çok güzel. Hem tattık, hem yedik, hem içtik. Çok güzel yerler, çok güzel insanlar. Memleket Erzurum. Erzurum. Yakın. Ardahan'ı seviyorsun. Ardahan'ı çok seviyoruz. Belediye başkanımı çok seviyoruz. Harika çalışıyor. Çok çalışkan bir beyefendi. Onunla resimler çektirdik. Faruk Demir'le beraber. Harika. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Hemen beyefendiyi uzatıyoruz. Hangi YouTube'du? Hemen söyleyeceğiz. Şimdi neler söylemek istersiniz? Biz işte geldik Ardahan'a. Ardahan sevdiğimiz bir ilimiz. Belediye başkanımızı seviyoruz. Faruk Demir'i 1999'dan beri tanıyoruz. Ardahan'ımız çok güzel. Kaşarları güzel. Bir de şey var, hindisi var. O da çok güzel. Hindisi, her şey, kazı var. Kazı var. Pardon. Hindi diyoruz. Hindi nereden çıkacaktım evet, azda? Evet. Her şeyi çok güzel yani. Her şeyi çok güzel. Siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Biz teşekkür ederim. Ben Sivaslıyım. Bizim şey olarak tat, damak tadı farkı aynısı yani. Kars'ın aynı bölge gibi. Aynı bölge. Yabancılık çekmediniz. Evet. Ama güzel yöresel ürünler var gerçekten ve halkı da böyle misafirperverli, gerçekten iyi karşılıyorlar, şey yapıyorlar. Faruk Başkan'ımızı da buradan gördük. Faruk Başkan da biraz fotoğraf falan çektirdik. Faruk Başkan da gerçekten Ardahan'a güzel çalışmalar yapıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Ardahan'ın kazı burada, bakın getirmişler. Burada ikram ediyorlar. Abi merhaba. Merhabalar.
Kaz ne kadar? İkram mı? Kaz ikram değil. Porsiyon ne kadar? Porsiyon 500 lira. Derisi de lezzetli diyorlar. Çok lezzetli. Güzel. Yanında ne veriyorsunuz? Yanında tereyağlı pilavım var. Evet. Salatam var. Peki böylece kazı ne kadara satıyorsunuz? O kilosu 500 lira. Kilosu 500. Evet. Taze yeni. Taze yeni. Bugün geldi. Güzel. Ardahan'dan geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Ardahan'ın tabii ki gelsinler. Kazıyla. Tabii gelsinler, tattıralım. Al, siz de tatın. Buyurun, 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 buyurun. Arkadaşlar hemen fuar alanının girişinde burada görmüş olduğunuz gibi pişi var. Ablamız yapıyor böyle sıcak sıcak. Hemen ikram ediyor kızartıp. Merhaba. Buyurun yemeğe gelin. Bekliyoruz sizleri. Güzel. Çeşitleri neler? Çeşitlerimiz peynirli, patatesli, ıspanaklı. Yapıyoruz. Boşumuz var. Evet. Peki, teşekkürler. Buyurun gelin, bekleriz. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel, harika. Başkanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ankara'ya etkinlik hakkında değerlendirme alabilir miyiz? Hoş bulduk. Ardahan'dan Ankara'ya, Ankara'da yaşayan herkese selamlar olsun, merhabalar olsun. Hı hı. Etkinlik hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl tabii buldunuz? Ki. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki bu etkinlik ikinci defa yapılıyor Ankara'da. Ardahan tanıtım günleri. Küçük bir ilin büyük bir ilde tanıtımın nasıl yapılması gerektiğini en güzel örneklerini sergileyerek Ardahan'ın kültürünü, Ardahan'ın sanatını, Ardahan'ın gastronomisini, Ardahan'ın turizmini, kısacası Ardahan'ın insanlığını, Ardahan'ın adamlığını burada sergilemeye çalışıyoruz. Muhteşem bir havada geçiyor. 4 gün boyunca da burada muhteşem bir havada bir etkinlikler olacak ve herkes ümit ediyorum ki hafta sonu buraya akın eder gelir. Gelmeyenler de pişman olur. Belki bir sene sonra ancak bu fırsatı bulurlar. Aynen. Başkanım bir şey dikkatimi çekti. Peynirler, gravyerler, kaşarlar bayağı bir ön plana çıkmış bu sefer. Özel bir çalışma yapıldı mı bununla ilgili? Kesinlikle özel bir çalışma yapıldı. Bu fuar alanına gelen herkes bizim yöremizin kaşarına, bizim yörenin çeçil peynirine rastlayacak. Bizim yörenin kazına rastlayacak. Bizim yörenin dışında şu an bu alanda hiçbir yerin kaşarı yok. Hiçbir yerin kaşarını sokmadık. Özellikle böyle bir ortam yaratıldı. Özel ürünler getirildi. Peki, teşekkür ederiz. Ve artı bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Buyurun. Ben Kahramanmaraş'taki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Aynen esnaf. Deprem bölgesinde esnaflık yapan, Maraş'ta esnaflık yapan arkadaşlarımızın da burada işbirliği, bizimle işbirliği yaparak bu alanda var. Eğer depremzede Kahramanmaraş esnafına destek vermek isteyen hemşerilerimiz, Ankaralılar olursa mutlaka orijinal ürünleri bulacakları tek yer şu an Ankara'da burası. Cuma, cumartesi, pazar koşa koşa gelsinler. Ürünlerde fahiş fiyat yok. Marketlerde satıldığı gibi. Kaşar neredeyse belki Ardahan'daki gibi. Baharatlar neredeyse ki Maraş'taki gibi fiyatlardan satılıyor. Fahiş fiyat yok. Herkes koşa koşa gelsin. Kışlık alışverişini gönül rahatlığıyla buradan yapsınlar. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir fuarı başka yerde bulamazsınız. Mevlam sizi buraya yazmış. Başka yerde olamazsın. Sen umudum, hevesimsin. Alın yazım, kaderimsin. Ardahan, seni sevdim seveli seveli. Seni gördüm göreli göreli. Seni bildim bileli bileli. Her şeyim sensin Ardahan. Her şeyim sensin. Alkış. Arkadaşlar maşallah, abimizi tanıyalım. Adnan Şenses gibi. Teşekkür ediyorum. Ben Akın kardeş, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Böyle güzel fuarda bir arada olmaktan da mutluyum. Sizleri ağırlamaktan son derece gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kanalınıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Var mı hobi olarak yapıyor musunuz? Tabii ki hobi olarak amatör Türk Halk Müziği sanatçısıyım. Var zaten, temel var arkasından. Evet, kesinlikle var. Var. Severek tabii. Yapmasanız böyle başarılı olamaz yani. Teşekkür işte. Ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz, hemen sizi uzatıyorum. Efendim ben İrfan Odabaş, Ardahan Göleliyim, emekliyim, emekli albayım. Buraya alışveriş yapmak üzere geldik. Ardahan ürünlerimizi burada görmek bize çok mutluluk verdi. Çünkü hem doğal hem kaliteli, katkısız,
İçinde kanserojen madde olmayan maddeler burada. Bütün ürünlerimiz gelmiş. Ben kendim göleli olduğum için biliyorum, küçüklükten beri bal, kaşar peyniri, süt, yoğurt, her konuda burada güvenebiliriz. Buradaki malzeme ürünlerimize herkesi de davet ediyoruz. Buradan alışveriş gönül bir rahatlığıyla içinde yapabilirler. Ben de çok memnun oluyorum. Bu federasyonumuz burayı organize ettiği için de onlara teşekkür ediyorum. Ardahan'ı ayağımıza getirdiler. Çünkü herkes Ardahan'a eren gidemiyor. Şu anda Ardahan ayağımızda. Bütün Ankaralı dostlarımızı davet ediyorum. Gönül rahatlığı içinde alışveriş yapabilirler. Çünkü biz buradaki firmaları hepsini birebir tanıyoruz. Göle'den, Ardahan'dan buraya direkt gelen şeyler, ürünlerimizdir. Onun için bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada gelip alışveriş yapabilirler. Ben de alışveriş yapmak üzere geldim. Tabii hemşerilerim de burada görünce bir dinlenmek için biraz oturuyorum. Birazdan kalkıp alışverişimi yapacağım. Çok teşekkür ederim ilginize. Siz de burada bizle ilgilendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ardahan'ın güzel tarafı, soğuk memleketin sıcak insanları vardır. İnsanları sıcak, insanları misafirperver, insanları vatanperver. Yani bunu herkes bilsin ve bu güzelliğe de herkese kucağını açan bir memleketimiz. Herkes buraya gelebilir. Evet, şimdi abim bize Zeki Müren'den harika bir eser okuyacakmış. Çok da iddialı olduğunu söylüyorlar. Dinliyoruz. Sevgili dinleyiciler, sayın Ardahanlılar, gözünüz bende, kulağınız yolda olsun efendim. İlk şarkım Recaizade Mahmut Ekrem'in Çarşaf Peşkirinden alınma Ardahan günlerindeki ikindi horlaması. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın, aman ya Rabbi, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken canlarım kavuşma hayal oldu. Sevda bahçelerinin çiçekleri hep soldu. Çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken aman ya Rabbi, kavuşmak hayal oldu. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun efendim. Allah'a ısmarladık diyor. Alkış. Eyvallah. Alkış, alkış, alkış. Şöyle çekelim arkada. Aslında bayağı ilgi var. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Keyifli bir an yaşamış olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, hanımefendiler bizi tanımışlar. Takipçi. Evet. Nereden takip ediyorsunuz kızlar bizi? Sosyal medyadan. Hangisinden? Hepsinden. Facebook'tan. Beğeniyor musunuz etkinlikleri? Çok, çok. Senin sayende nerede ne var öğreniyoruz. Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Epeydir. Bayağıdır takip ediyorsunuz. Aynen. Güzel. Aynen. Beğendiniz mi Ardahan günlerini? Nasıl buldunuz? Güzel. Güzel. Memleketim. Alışveriş yaptınız mı? Bakın gösterin şu poşetleri. Şıkır 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 şıkır. Oh. Doğal ürünler aldık. Doğal ürünler. Evet. Katkısız doğal ürünler aldık. Aynen. Aynen. Çok sağ olun. Biz Ardahan'a bak, gitmeden. Bak kazanımız da geldi. Biz Ardahan'a gitmeden Ardahan bize evet, geldi. Aynen. 1100 küsur kilometre uzak. Allah. Kazan çözüldü ablam. Arkadaşlar, Ardahan'ın kazı çok meşhur, görmüş olduğunuz gibi ablamız şeyinde, flörünü de takmış. Biraz anlatabilir misiniz? Ardahan'ımızın kazları güzel, lezzetlidir. Evet. Ardahan'da biz bunun kazlarla geçiniyoruz. Bir sigortamız yok. Ama kesmin hayvanlarına yıllık yok. Yıllık kaç tane kaz yıllık satıyorsunuz? 1000-1500 tane kaz üretiyoruz. Aha. Bunları kesip Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz, evet.
Anladım. İlgi nasıl kazlar? Bu birinci olan kaz mı? Yarışma yaptınız mı? Birinci olan yarışmada birinci olan Ardahan kazı bu. Güzel. Kaç kilo geliyor canlı ağırlığı bunun? 2,5-3 kilo. Fazla gelmiyor. Peki, Ardahan kazı 2,5 veya 3 kilo gelir. Peki şey tüyleri falan yolunduktan sonra ne kadar? 1,5 kilo falan mı oluyor? 2,5 kilo. Düşüyor, 1,5 kilo mu düşüyor? Bu tüyle beraber 4-5 kilo gelir. Ha şu an canlı ağırlık. Tamam canlı ağırlık. Eti sadece 2,5 veya 3 kilo. Eti çok lezzetli olur diyorlar, doğru evet, mu? Doğru. Derisi falan da. Bunu görünce aklıma direkt şey geldi arkadaşlar. Kars'ın ünlü fenomeni var. İlker Avşar diye İstanbul'da Kaz Evi diye var. Instagram'da falan videoları var. TikTok'ta büyük hani şöyle kahve getiriyor da kocaman şeyle küple içiyor ya kocaman. İşte o arkadaşımız. Onun Kaz Evi var. İstanbul'da bayağı tanıtıyor bu etkinliklerde Kaz olayını. Orada şeyde de pişiriyor. Ocakta da pişiriyorlar. Gayet güzel yani. Bayağı tanıtımı bilinirli artı son zamanlarda. Kazın. Evet. Şimdi biz bunu kazı bunlar yeşili yayılıyorlar. Çimen yerler. Çimen yayılıyorlar. Kar yağdığı zaman. Kar yağıyor. Buz olduğu zaman, don olduğu zaman kaz buzu yiyor. Sonra kesiyoruz. O zaman daha lezzetli. Anladım. Pırasanın şey soğuğu ayazı görüp ayazı, yenmesi evet, gibi. Ayazı, elması, pırasa ve kaz. Aynı üçü. Şekilde. Soğuğu yiyince öyle oluyor. Peki teşekkür ederiz. Şey başkanım da burada hemen birkaç cümlede sizden alalım. Kazlar Ardahan'da gölede üretilmiş, yetiştirilmiş kazlar evet, doğru mu? Evet. Yani Ardahan'dan göleden bu kazlar özel olarak getirdi buraya. Deniz Hanım da sağ olsun bu kazları en güzel bakan hanımlardan birisi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ay kesmeyin, ne olur kesmeyin. Ben kıyamıyorum. Bu anaç kaz. Anaç kaz. Ardahan'ın kazları dediğim gibi 4-5 kilo geliyor ama tüylü bir 4-5 kilo normalde 2,5-3 kilo geliyor. Kesilince 2,5 kiloya düşmüş evet. Oluyor canlı ağırlığında. Buzu yemeyince bunlar kesilmez. Buzu yiyecek lezzetli olur. Peki çok karnı teşekkür buldum. Ederiz. Oldu. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Ardahan Valinin standı burada. Misafirleri ağırlıyorlar. Protokolü bakın Ardahan ön plana çıkan ürünleri burada. Damalda Bey çok meşhurdur. Fidan Hanım'ı da biraz sonra göstereceğim videoda damal bebekleri üreten hatta zamanı Tansu Çiller'e vermişti bir baraj yapımı açılışına mı ne gelmiş galiba. Böyle bir hikayesi de var. Şu an damal bebekleri artık tescil almış ürünlerden birisi diye biliyorum. Hatta iş yurtları bile üretiyor Ardahan'da. TRT belgeseli falan da çıkmıştı. TRT birinci olmuş. Aynen yarışmada birinci olmuştu. Şimdi abi. Sonra burada da hemen yılbaşı ekspresi var. Doğa ekspresi. Bir de bunu anlatacağız ama aslında bizim çok video çekmemiz lazım. Fazla vaktimiz yok. Kısa kısa anlatıyoruz bu şekilde. Şimdi geldiğinizde. Şimdi bekliyoruz Doğa ekspresiyle. Aynen. Anlatalım Doğa ekspresi nerelere uğruyor abi? Abicim ya Ankara'dan çıkıyor. Anadolu'nun birçok ilinden böyle yavaş yavaş. Erzurum, Kars, Çıldır'a kadar gidiyor. Orada bak doğal güzelliklerimiz var. Doğa harikası. Doğal pist, Çıldır Gölü. Çıldır'ın iki tane gölü var. Bilinen bir gölü Çıldır Gölü, bir tane de Aktaş Gölü vardır. Aktaş Gölü de Gürcistan'la sınırdır. Yarısı bizim, yarısı onların. O da ayrı bir değerdir ama tabii ki Çıldır Gölü... Fazla popüler değil o. Popüler değil ama orası da güzel bir gölümüz. Orası daha önce sodalıydı. Canlı balık yetişmiyordu. Rusya dönem tabii ama şu anda... Orada bak orada şu anda orada da balık yetişmektedir. Doğa harikası bir göllerimiz var. Fakat tanıtımı yok. Şey olduğu için orada Serhat ilimizin en köşesinde kalmış. Bizim insanımız Serhat şehrinde orada gerçekten oranın vatan bekçiliğini yapıyor. Hani diyor ya havası sert, insanı mert. Gerçekten o havası soğuk ama insanlarımızın gönlü sıcaktır. Oradan gönlü sıcak olan insanlara tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, orayı sevecekler ve bir geldiklerinde bir daha gelecekler. Bir daha deyip oraya doyamayacaklar. Herkese buradan saygı selamlarımı iletiyorum. Atıf Gökçek olarak biz de Ankara tanıtım günlerine geldik, İstanbul'dan geldik. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler diliyorum. Şey mi, siz ekspresle mi ilgileniyorsunuz? Yok değil, ben ekspresle ilgilenmiyorum da. Şimdi Ardahan deyince bir can. Yani biz ne kadar gurbette yani doyduğumuz yerde yaşasak da doğduğumuz yer bizim için her zaman önemlidir. Önem arz eder. Biz de bir hafta önce de yine aynı İstanbul'da tanıtım günlerini yaptık. Yani hep ne kadar gurbette olsak da gönlümüz Sila'da, gönlümüz o Serhat şehirlerimizde.
Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Herkese iyi günler diyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar Ardahan tanıtım günlerindeyiz. Yanımızda Fidan Hanım var. Damal bebeklerinin mucidi ve tanıtan en yaşlı insan, tanıtan isim. Merhaba, nasılsınız Fidan Hanım? Merhaba. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim sağ kurban. Yaşlandım. İşte bunları yapa yapa kaç seneler geçti. Yaşlandım. Aha. Emekli oldum. Şimdi bundan sonra da gençlerime... Emekli oldunuz mu? Daha öncekinde emekli olamamıştınız. Oldum, emekli oldum. Yalnız şimdi gençlerimize, genç kızlarımıza, bayanlarımıza, boş olanlara şey görüyorum. Çalışırlarsa, çalışana her zaman uçun diyorum, açıktır cennet kapısı. Çalışan ekmeğini kazanır. Onu diliyorum. Küçük yaştan çalıştım, çabaladım, emekli oldum Allah'a şükür canım. Bu bebeklerin hikayesini bir anlatır mısınız? Nasıl ünlü olmuştu? Tansu Çiller'e mi hediye etmiştiniz? Tansu Çiller'e hediye ettim. Türk gözü açılıyordu. Evet. Türk baraj gözü. Mıydı, kapı mıydı? Kapı. Türk sınır gözü açıldı, açılıyordu ya, evet. 95 idi. 95'te yalnız ben İzmir'den bir arkadaş geldi. Bize gelmişti 86. Eskiden telefonlar bir evdeydi. Evet. Orada bir şeyden telefona konuşmaya geldi. İzmir'den bir yaşlı adamdı. Oradan bir bebek yapmıştım. Ben elimde kendi elbisamı çıkarttım ameliyattan sonra. Onu yapmıştım. Bu da diliyorum ki bunu bana sat dedi. O sattım, aldı götürdü. 86'ydı. 86'da yalnız yoğunda Fidan Atmaca, Seyit Veren Koyu, 86'yı aynı tarihine atmıştım üstüne. Aldı götürdü, bunu da İzmir'de huvar varmış, biz eskiden bilmiyordum, bir yere gitmiyorum, gelmiyorum. Huvar da yarışa katmış, yarışta birinciliği aldı. Oradan Çin'e mi gitmiş, bir yere evet, gitmiş? Evet, ondan sonra işe gitmiş. Neydi o? Japonya. Japonya'da. Japonya'da da birinciliği almış. Yalnız bebeğin. Ama sizin haberiniz yok da. Haberim yok. Önünde şey yazılı. Böyle patiska şunun önünde, önünde patiskayla isim yazılıydı. Hı hı. Fidan Atmaca işte ayın tarığını atmışım 86 Seyit Veren Koyu. Bunu sökememişler. Onu da gidince bunu gazeteler yazmış. Bağ getirdiler. Siz işlemeli olarak yapmışsınız değil mi? İşleme olarak evet. O yüzden sökememişler. Sökülmez ki. Önüne o işlemiş. Desen gibi işlenmiş. Evet, desen. Oradan geldiler o ismi okumuşlar. Gazeteyle geldiler ki ya bu bebeği sen yapmışsın. Kime sattın? Dedim ben de İzmir'de bir adama sattım. Ondan sonra da ele kaldı. Yani gazete elimize geldi. Evet. Ben de bunu işte Türk gözü 95'te açılışın iki tane bebek yaptım. Çocuk kızların eline verdim. Orada dedim kapıda satarsınız. 100 lira, 100 kuruş. Ha, oraya götürdük. Orada da işte çekimci sen kimi geldiler dediler ki Fidan teyze bu bebekten Tansu Çiller'e hediye mi vereceğim? Dedim ki hediye bilmek ki o zaman hediyeden haberimiz yok. Dedi ki bunu dedi şey yapacağım. Ben dedi he. Götüreceğim seni Tansu'nun yanına. Dedim götürürsün ben de veririm. Bebek kucağımda beraber gittik. Tansu Hanım'a verdik. O zaman Demirel... Tansu Çiller'den bahsediyoruz. Tansu Çiller, evet. Demirel, Ecevit hep protokol oradalar boyuna şeyler. Çok kapı açılıyor, evet. Elinde gezdirdi bir anda dedi ki uçağı verdi götürdüğü. Dedi ki ne istiyorum ben de. Dedim bir şey istemiyorum ha böyle. Benden bir dedim adam geldi aldı. Onu da dedim birinciliği almış ben bir şey bilmiyorum. O sıra yazdı cızdı işte valiye söylemiş. Fidan Hanım'a Seyit Veren Koyun'a şey açacaksın. Bu önden itibara da sigortası çalışacak. Ondan 15 işçi alacaksınız. Malzemesini siz vereceksiniz. Valiye malimet vermiş. Ondan sonra da kaymakam çağırdı beni. Eskiden MİT zamanıydı. Araba kapıya gelince dedim. Korkuyordunuz. Evet.
Ne ediyorsunuz baba dedim. Daha benim bir tek bir şeyim var. Daha tuva verdim daha benden. Ne istiyorsunuz? Fidan atmaca, fidan atmaca diye jandarma arabası hepsi gelince korkuyor. Evet. Güzel. Dedi yok dedi seni kaymakam çağırıyor. Kaymakamın yanına gittik eşiğine gel dediler. Gittik kaymakam da dedi ki seni valinin yanına götüreceğim. Allah Allah ben ne ediyorsunuz adını demiyorlar. Ha, valinin yanına gittik valide dedi Tansu Hanım'dan ne istedin? Dedim paşam ben bir şey istemedim abi ile bile ben birinciliği almış onu söyledim. Dedi ki bir ondan itibara dedi senin dedi sigortan çalışacak, halk eğitimde çalışacaksın, 15 işçi öğreteceksin. 3 sene kendi köyümde çalıştım, Damal'ın köyleri. Seyit Veren Damal köyü. İlçesinin köylerinde evet. Çalışmış, evet güzel. Seyit Veren'de çalıştım, ondan sonra da baktım köylüler yaylaya koçuyor, inek zamanı, hayvan yaz zamanı. Yaz olunca doğru. Gelemiyorlar. Kaymakama dedim, kaymakam bey beni Damal'a alsan daha iyi. Merkez evet. Merkezde herkes geliyor. Mabireşi var, öğretmeni var, pazar geliyorlar, öğreniyor. Doğru. Tamam dedi, aldılar beni sağ kurban. O devir, bu devir hele öğrettim. Yani Damal'da neredeyse çok öğrendiler. Ondan sonra da şeye geldim, Ardahan'a. Ardahan'a çağırdı, halk eğitim, bu üniversitenin, bu Hava Hanım. Getirdiler beni, üniversitenin çocukların içinde kaldım. Hava Hanım. Hava Hanım. El sallayın kameraya. Bu çağırdı beni işte geldim burada bu beni Ardahan'da kurs açtılar halk güzel. Eğitim müdürüyle. Orada çalıştım. Ondan sonra cezaevi açtı. İş yurtlarından bahsediyorsun. Evet cezaevinde çalıştım. Cezaevi yani o gün bugün bir kadın başımına yollarda arada derede. Nereden yani. Nereye? Evet işte emekli olayım diye çalıştım emek ettim. Bundan sonra da gençlerimize söylüyorum. Halk eğitimimize, belediyemize yardımcı olsun. Bayanlara, gençlerimize, boşlara iş açsın. Çalışsınlar. Yani çalışana her zaman için diyor çalışana açıktır cennet kapısı. Alışsın, öğrensinler. 5-10 kuruş Allah bin bereket versin. Bunları açtım, çalıştım. 2 kat daire yaptım. 2 kat? 2 kat ev yaptım. Güzel, parasıyla güzel. Parasıyla. Hiçbir ne oğlumun ne kızımın hiç kimsenin katkısı yoktu. Arsasını aldım Damal'dan Damal'a geldim. Güzel harika. Çarşıya geldim yaptım. 2 kat evim var. Allah'ın keremine şu ilçeye yaptım. Güzel. Zaten köyde evim çoğudu da. Köyde eviniz çok. İlçeye havaslandım. Kaç tane eviniz var Fidan Hanım köyde? Vardı diye 9 göz damımız vardı eskiden. Ahır, merek, evet. Büyük onlar eski evler. De odalarım neyim de vardı binalarım. Oradan köye şeye taşındım, merkeze çarşıya, merkeze. Çok iyi, merkezdeyim sağ kurban. Öylece. İlgi nasıl fuarda? Çok i̇lgi, güzel kıyafetleriniz var, kaç kilo bayağı iyi. Da var. Yani burada geldiğim yerler çok iyi, seviyorlar, çağırıyorlar. Sonra festivaller olsa evet. Telefon ediyorlar. Fidan teyze sen yoğdun, göremedik. Geçen yıl gelmemişsiniz, rahatsızlanmışsınız. Gelmedim, şimdi çağırırlarsa yani geliyorum. Rahatsız da olsam yataktan kalkarım. Geziyorsunuz sevmeyi, değişik çağırırlarsa güzel. Çağırırlarsa geliyor, sağ olsun bu il işte bu üniversitenin müdürü, Hava Hanım. Onlar dedi ki imkan yok geleceksin dediler rica ettiler ben de dedim. Size de değişiklik kadınız. Olmuştur. Geldim sağ olsun değişiklik oldu. Siz kim insanları gördükçe de daha güzel oluyorum daha iyi oluyorum. Yani köyde hastaysam da burada hastalığım iyi oluyor. Birazcık bebekleri anlatabilir misiniz? Bu kız bebek bu nişanlılanmış yani evet. Nişanlısına gidecek kız bebek. Bunun arkasında bak böyle. 3 etek sayası, şu saçımızı, tahta saçımı, kızın saçımızı, böyle topu, terliği, kızın elbisesi bu. Bu evleniyor, eşinin yanına gittikten sonra duvak takıyor. Duvakı bebeğim evde getiremedi biraz uzak. Ondan sonra da bu eşinin evine gittikten sonra bayan şu elbiseyi giyiyor. Şu başına kete. Bunu bağlıyor, bu elbiseyi giyiyor. Oradan evli mi, bekar mı, sözlü mü anlıyoruz. Evli bu, bekar bu. Ha böylesi diyoruz. Şu an hala böyle giyinen var mı köylerde? Giyinen yok artık. Aynı törenlerde, düğünlerde falan. Yok, düğünlüğünde giyen yok. Yalnız sadece böyle festivallerde, okulda ekiplere yaptım. Damal'da ekibe de yaptım, Ardahan'a da yaptım. Köyde, İstanbul'da cem evlerine yaptım.
Yani her tarafa senatçı. Şimdi Ankara'da bir senatçım var. Geçen de çıktı şeydi, görseldi, TRT'di. Bayan, o takım yani elbisa, büyük takım elbisa isteyene de satıyorum böyle elbisalar. Yani yapıyorum sağ olun. Büyük, küçük yani hepsini yapıyor. Sizin üzerinizdeki kıyafetin ağırlığı ne kadar var mı? 5 kilo, 10 kilo? Hiç ağırlığı yok, 5 kilo değil. Eskiden 36 metre parça giyiyorduk. Şimdi yumgul daha. Kısaltmışsınız malzeme bollaşınca. Bir tek saya yani 3 etek bir tek giyiyorduk. Eskiden böyle kat kat aldım da kaç tane, böyle 5 tane saya giyerdik. Bak onun çorabından, şeyinden aynı. Bunlar 3 etek, böylesi. Önlükleri ayaklı, eskiden ipine tokurduk. Boyun, yünü. Tokuyup bunu tokur, kara boyağına boyar, ayaklı önlük yapardık. Yani ne bileyim, eski işlerimiz çok güzeldi, sıcaktı. Yalnız gençlerimiz dayanamadı, giyemedi. Böyle kaldı. Böyle kaldı. Ben de yani terk etmesinler diye şeylerimizi canlandırdım. Bundan sonra da gençlerimiz bunu çalıştırırsa çok memnun olurum. Neydi, ne yapayım? Bu ana kadar çalıştım. Peki teşekkür ederiz. Biz de sağa teşekkür ederiz. Siz kim insanlarımız oldu mu? Her yerde tanıtımımız, şeyimiz, işimiz açıldı. Siparişlerim çok geldi. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Cengiz Bey Süt Ürünleri aile firması. Üçüncü kuşak üreticiyiz biz. Ardahan'da ve Göle'de üretim yapıyoruz. Yaklaşık 10 çeşit peynir üretimimiz var. Tamam, bunun içinde gravyer var, eski kaşar var. Bu gravyer değil mi abi? Bu kocaman teker olan. Evet. Kaç kilo sütten yapılıyor? Gravyerin 17 kilogram sütten yapılır gravyer. 1 kilo bir kalıyor. Kilo, yani 1 kilo gravyer 17 kilo. 1 kilo gravyer için 17 kilo süt, evet, kullanılıyor. Evet, güzel. Kaşar 12, ortalama 12 kilo. Gravyer ile kaşar arasındaki fark nedir? Ya şöyle söyleyeyim, gravyer ile ikisi tamamen farklı peynir. Üretim tarzları farklı, mayaları farklı, olgunlaştırmaları farklı. Bu konuda tamamen yani beyaz peynir nasıl bir peynir çeşidiyse gravyer de öyledir. Kaşar da aynı peynir çeşididir. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunlar kaşarlar. Evet. Kaşar deyince ki herkesin aklına Kars geliyor ama halbuki hepsi aynı bölge olduğu için. Ardahan. Ardahan'ın da Göle ilçesidir. Bu işin merkezi. Ha, merkez orası ama evet, onlar daha şey gibi aynı. Şöyle, bu 92'de Kars'tan ayrılınca Ardahanlıdır. İsim Kars'a kaldı. Ama bilen bilir yani. Ardahan'ın peynirinin daha iyi olduğunu bilir yani. Anladım. Merkez burası. Uzmanlık burada diyorsunuz. Tabii. Peki fiyatlar ne aralıkta? Hemen biraz da fiyatları söyleyeyim. Şöyle 200'den başlıyor, 250'ye kadar gidiyor. Eski kaşar, taze kaşar, göbek kaşar şeklinde. Peki bir de bugün döner yapmışsınız, evet, onu da anlatalım. Bir kaşar döneri yaptık, çok güzel, çok beğendim. İkram ettiler arkadaşlar, evet, kapının girişini Cengiz Bey. Bakın böyle logoyu da gösteriyorum ama buraya geleceksiniz. Şu an kaldırdılar standı, gündüz yapmış. Evet. Yine yapacaksınız değil mi 4 gün boyunca? Tabii yapılacak. İkram edilecek, kaşarın tadına bakacaksınız, beğenip yani alacaksınız. Yani her gün 50 kilo peynir gidiyor kaşar dönerine. Ama çok güzel oldu, herkese afiyet olsun, herkesi çok beğendi. Ve herkes şaşırmıştır. Tabii yaklaşık 250-300 ekmek civarında bir ekmek tüketildi. O kadar beklemiyorduk. Ama güzel geçti yani. İlgi nasıldı? Güzel miydi? Çok güzeldi, çok güzeldi. Afiyet olsun herkese. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın, fuar alanın hemen girişinde Ali Bey Kaşar'la karşılaştık. Fuar özel ablamız kocaman bir tane kaşar tekeri üretmiş özel olarak. Şimdi bize anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, hemen bilgileri alalım sizden. Biz 1967'den beri dedem Ali Çapan, markamızın isim babası. Ardahan'da ilk üretimi o dönem başlıyoruz. Dedem Malakanlarla hayvan ticareti yaptığı dönemde tanışıyor. Evet. Malakanların teşvik üzerine kaşar peyniri üretimine başlıyor. Önce 30 metrekare alanda 3-4 kişilik bir ekiple üretime başlıyor. Güzel. Her yıl 4 katı büyüterek hızla büyütüyor. 1983'te aniden kalp krizi geçirince hayatını kaybediyor. Oo, başınız sağ olsun. Bayağı, ama siz çocuk muydunuz o zaman? Ben o zamanlar çok küçükmüşüm. Oo, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Sonra çocuklarına bayrağı devrediyor. Babam Ömer Faruk Çapan 6 kardeşiyle birlikte bayrağı devralıp üretime devam ediyorlar. Her yıl düzenli olarak devam ettikten sonra tabii kapasite büyüyor. Artık fabrika ihtiyacı doğuyor. Hı hı. O dönem 500 bin dönüm arazi içinde bir çiftlik alınıyor. Ruslardan kalmış bir değirmen şeklinde bir çiftlik alınıyor.
O çiftlikte fabrikanın temelleri atılıyor. O günden bugüne geleneksellikten asla kopmadan tamamen doğal ürünlerimiz teste açık. Kaşar peynirinde Türkiye'de TSE sertifikasını almış tek firmayız. En eski firmayız. Türkiye'de kaşar peynirine yön veren firmayız ve bizden daha iyi kaşar yapan yoktur diyoruz. 1967 yazıyor arkadaşlar, bakın kocaman yukarıda. Bu büyük kaşarın özelliğini anlatabilir misiniz? Kaç kilo sütten yaptınız? Fuar özel değil mi bu? 8800 litre sütten. Kaç? 8800 litre yani sütten. Yani 8 ton 800 evet, kilo. Evet. 800 kilogram kaşar peyniri 800 elde gram ettik. Oldu. Zaten fire veriyor sürekli. Ankara'ya, büyük şehire, başkentimize yakışır bir peynir getirelim dedik. Yani size de yakışır çünkü peynirin en eski temsilcisiniz zaten. Evet. Bakın normalde kaşar peynirlerini üretirken makinayla yoğururlar. Direkt kalıba atılır. Biz onu yapmıyoruz. Biz kalıptan çıktıktan sonra tekrardan yoğuruyoruz. Hamur yoğurur gibi her peyniri tek tek en az 5 dakika yoğuruyoruz. Yoğurmadığınız zaman rayyasını bulmuyor. Kıvamına ulaşmıyor. Hı-hı. Kaşar peynirini yoğurmadan biz asla kalıplara koymayız. Asla. Çünkü rayyası gelmez. O kaşar peyniri... Bunun için özel bir kalıp mı yaptınız? Tabii. Bunun için biz yazın kaşar peyniri festivalimiz olur. Temmuz ayında 5 tonluk, 10 tonluk kaşarlar yapıyoruz. Dev kaşarlar yapıyoruz. Ve Guinness Rekorlar kitabına girmiştik. Güzel. Bunu satacak mısınız? Ne yapacaksınız? Böyle geri mi gidecek bunu yoksa? Bunu 4 gün boyunca burada kalacak. Sonra ikram edeceğiz. Ankaralı müşteri. 4. gün ikram? 4. gün ikram edeceğiz. Herkesin görebilmesi için... Arkadaşlar duydunuz mu? Promosyon sever, bedava sever. Bedava buyurun. Çıkın çıkın gelin. Gelecekleriniz hangi saatte yapacaksınız? Akşam üzeri mi? Akşam üzeri kapanmadan. Pazar günü artık burada evet. Şov var desenize. Döner şov yapacağız ekmek arası. Sizinki de öyle olacak. Güzel, harika, güzel düşünülmüş. Ben şunu söylemek istiyorum. Kaşar peynirini gerçekten, ya ben çocukken derdim ki memleketimiz çok soğuk. Güneşin üşüdüğü şehir denir. -45 derece. Dışarıda 5 dakika kalamazsınız. Donup donmaktan ölürsünüz. Ama büyüdükçe, bu işin içine girdikçe Cenab-ı Hakk'ın kendi bölgemizi sırf kaşar peyniri için yarattığını düşünüyorum. Özel bir bölge oldu. Özel bir bölge. Çünkü çok soğuk bir yer olduğu için kesinlikle tarım alanı yok. Ve patates bile ekilmediği yetişmiyor, için yetişmiyor. Dolayı. Uçsuz bucaksız mera alanları. Buğday falan oluyor mu yazın? Buğday bile ekilmiyor. Zira ilaçlarına hiç kullanılmıyor. Oho. Uçsuz bucaksız mera alan olduğu için kaşar peyniri... Anca sera falan yapılırsa. Sera da yapılmıyor. O kadar mı? Yapılmıyor gerçekten. Şöyle bir şey, kaşar peynirini kaşar peyniri asla hata kabul etmez. Hiç hata kabul etmiyor. Kaşar peyniri üretebilmeniz için çok önemli etkenler var. Birincisi havanın nem oranı, rakımın yüksekliği, havadaki rüzgarın akımı, kuzeyden sert, soğuk, kuru rüzgarın esmesi gerekiyor ki şu dış kabuğu sertleşsin. Bunu batıda yapamazsınız çünkü sertleşmez, nem var, evet. Bu olgunlaşmaz. Burada şey yapıyorlar. Havalandırmalı, suni havalandırmalarla, suni pervanelerle, klimalarla kurutuyorlar. Ama biz... Kardeş de geldi. Evet. Depolarımızı yani taş mahzenlerini oluştururken rüzgarın, güneşin, içerideki havanın akımına göre konumlandırıyoruz. Kuruması gerekiyor doğal tabii. Olarak. Bunu şey gibi mağaraya konulan peynirlerin fermentasyon evet, süreci evet, gibi bir şeyden evet, bahsediyorsunuz. Bizim depolarımızın duvarları taştan. Üzeri kerpiç, toprak tekrardan. Bölgemize ait kerpiç taşlar, sal taşları. Bunların yine kaşar peynirlerinin olgunlaşabilmesi için çam ağaçlarını, sarı çam ağaçlarından masalar yaptırıyoruz. Onların üzerinde olgunlaştırmasını veriyoruz. Başka masalar da yapamazsınız. Rafa konuluyor da gravyer kaşar olgunlaşma sürecinden bahsediyorsunuz evet, değil evet. Mi? Tabii. Altın yani, üstüne çeviriyorlar falan tabii, bayağı bir aşama oluyor. Alt üstü bırakın önlü arkalı yer değiştiriyoruz. Çünkü cama yukarıda doğru olan. Aşağıya doğru yine. Havanın akımına göre. Yani bir peynir kaç defa elden geçiyor? Şimdi sayısız bakın, defa yani sayamıyoruz. Olgunlaşıncaya kadar. Tabii. Yani depolama soğuk havaya konuluncaya kadar sürekli bir de şöyle peynir, kaşar peyniri canlı bir üründür. Yani sürekli çalışmaktadır. Fermentasyon süreci devam ediyor. Sürekli evet. Devam eder. Ve şu depona var. Kadar devam eder. Maya kalıba döküyoruz ya. Evet. Mayalı bir ürün.
siz onu alt üst edip şişlerle havasını almazsanız şişiyor, kabarıyor, patlıyor, dış kapı çatlıyor. Siz onu 2 günde bir kontrol etmek zorundasınız. Yani çürümeye başlıyor havasını almadığınız Hayır, zaman. Hayır, çatlıyor. Bozulmaya başlıyor. Sürekli bir çocuk gibi bakmak zorundasınız. Sürekli takip edeceksiniz. Her gün depoya her gün kaşar peynirine... Fabrikaya gidip görmek gerek. Mutlaka yani burada ne kadar anlatılsa da zor olur. Biz bunu üretebilmek için 6 tane peynir eski kaşarı, 2 yıllık eski kaşarı üretebilmek için 6 tane peynir elde ediyoruz. 7.sinde eski 2 yıllık kaşar oluyor. 7. aşama. İşte beyaz peynir yapıyorsunuz, eritme yapıyorsunuz, telleme yapıyorsunuz, taze kaşar yapıyorsunuz, olgunlaştırılmış 1 yıllık ve eski 2 yıllık. Bunlar da gösterelim. Bu nedir? Bu 1 yıllık eski kaşar. Bunlar şeylere, bu kekenlere konuluyor, çuvallara konuluyor. Bunlar yaklaşık 1 ay önce soğutma odamızda dinlendiriyoruz. Hı-hı. Bir 20 gün. 20 gün sonra ikinci dinlendirme odasına alıyoruz. Bu da gravyer arkadaşlar. Evet. 1 ay sonra taş mahzeni alıyoruz. Hı-hı. Taş mahzende fermentesi gerçekleştikten sonra belli bir aşamaya, yani onu zaten ustalarımız bizler anlıyoruz. Sonra çuvallama yapıyoruz ve soğuk hava deposuna alıyoruz. Orada eskimesini bekliyoruz. Tabii kaşar peynirlerinin nemlenip küflenebilmesi için, içerideki nemi yakalayabilmek için belli aralıklarla salamuralık tuz serpiyoruz. Bu gördüğünüz 1 yıllık kaşar. Bu 2 yıllık kaşar peyniri zaten bakın tamamen olgunlaşmasını tamamlamış. Bunun şu anda tüketime hazır. Yan tarafta bunda gibi. Tabii bu fermentasyonu şu anda dışarı vererek içindeki süt su oranı azalıyor. Gerçek aromasına kavuşuncaya kadar biz bunu soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Ve şunu özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu gerçekten marketlerde müşterilerin bilmediği bir şey. Orijinal eski kaşar 12 kilogramlıktan oluşur. Tekrardan söylüyorum. Orijinal eski kaşar 12 kilogramlıktan oluşur. Şu dilimlenmiş kaşardan bahsediyorsunuz. Bakın bu orijinal eski kaşar. Biz nereden bileceğiz? Kaşar mı kaşar, gravyer mi gravyer? Sizlere biz şu veriliyor. Biz bilemeyiz ki o da sizin üretim aşamasını yapmamız. Sizlere şu veriliyor. Mesela diyor ki 1 kiloluk eski kaşar. 1 kiloluk eski kaşarı ben bunu 16 kilogram olarak kalıba koyuyorum. Soğuk hava deposuna koyuyorum. 10 kiloya düşüyor. 1 kiloyu koyduğunuzda düşünün ne olur? Taş olur, kafamıza gelir. Yarım kilo olur. Yarım kilo kalmaz, taş olur. Yiyemezsiniz onu. Onun için de isterken kaşar peyniri alırken ya böyle dilimlenmiş olarak alacaksınız. Bakın böyle bunu kesip böyle bu şekilde dilimliyoruz. Hı-hı. Bu şekilde alacaksınız. İşte genelde böyle kesip dilimleyip vakumluyorlar, evet. Tabii vakumluyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın diyorlar ki sizin kaşar peynirleriniz neden sarı? Neden bu kadar sarı? Kaşar peynirlerinde patates vardı. Yağ oranı yüksek olduğu için mi? Bakın bizim bölgemiz tamamen 1600 rakımda. Bitkinin olduğu 2200 oldu, evet. Rakımlı bir bölge. Bizim otlarımız 1600 tane bitki çeşidi olduğu için hayvanın kaçma sütü yağlı. Ve keraton maddesi. Karoten maddesi geçiyor sütlere. Hayvan otladığı yemlerden, sütlerden geçiyor. Yani ne yiyorsa o. Evet, karoten maddesinden dolayı sarılığı kaynaklanıyor. Yani kesinlikle katkı koruyucu testi açık ürünlerimiz. Test yaptırabiliyor. Şimdi benim birkaç sorum olacak. Ankara'da bu ürünleri almak isteyenler Ankara'da satabileceğiniz veya var mı? Alabilecekleri bir nokta var mı? Biz şöyle internet üzerinden gönderiyoruz. Instagram'dan gönderiyorsunuz. Instagram'dan gönderiyoruz. Zaten o kadar büyük bir satış ve müşteri potansiyelimiz var ki veremiyoruz, şube veremiyoruz. Şuradaki Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. En güzeli kargo. Direkt tüketiciye ulaştırıyoruz kargo. Bize araya aracı koymadan. Aracı. Hem tüketici açısından iyi hem biz açısından iyi. Bakın aracı koyduğumuz zaman bu ürünün orijinalinin size gelip gelmediğine çok emin olamıyoruz. Onun için de kendimiz bizzat müşterimize göndermek istiyoruz. Veya Ankara'da böyle bir bayi mayi bir şey, küçük bir show bir şey açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Nereye atacaksınız? Söyleyin. Şu anda değil, sürpriz. Merakla bekleriz. Açınca haber edin de açılışa gelelim bari. Tabii zaten sizi mutlaka bekleriz. İnşallah. Biraz ürünleri anlatalım arkadaşlar. Bu dilimlenmiş kaşar. Eski bu kaşar. Eski kaşar. 1 yıllık kaşar. Ne kadar mesela böyle bunun fiyatı şu an o fuara özel? Fuara özel. Normalde bunlar 290 TL. Fuara özel 250 TL'den veriyoruz. Güzel.
Şunlar var eski. Bunlar 1 kilogram. Bunlar 500 gramlık. Güzel. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaşarları göbek anlatırken. Kaşar var. Göbek kaşar dediğimiz kaşar peyniri müşterilerimizin çok sorduğu, en çok sorduğu soru şu. Göbek kaşar ne demek? Göbek kaşar demek eski kaşarın hamurundan elde ediyoruz. Yağ oranı ve lezzet oranı bir tık daha iyidir. Ya o bayağı mayalanma sürecinden geçirirken bu direkt hızlıca normal kaşar gibi hızlı işlem yapılıp paketlenmiş hali oluyor. Hayır değil. Öyle mi oluyor? Bakın bu bunu yoğururken. Aynı hamur ama. Bunu yoğuruyoruz. Onun satışa sunulabilmesi için bir yıl geçmiş. Tabii bunun beklemesi gerekiyor. Hazır oluyor. Şimdi bunun yeni ürettiğimiz, ürettiğimizden aldığımız. Sadece olgunlaşma zamanında. Evet, onu diyorum işte. Bunda şey var. Onu bir yıl beklemek gerekiyor. Bunda kaç ay bekliyoruz? Bunda 3 ay bekliyoruz. 3 ay dediğin gibi aynen. 90 günde rafta oluyor. Evet. Bunda yağ oranı, lezzet oranı, kaşar peynirinde hediyelik. Bundan güzel tost yapılır o zaman. Tabii ki. Tost, zaten tost yaptığınızda bırakamazsınız. Sonra burada Çerkez kaşarı var burada. Aradaki fark biraz daha şey kaldı. İşte bu tostluk kaşar. Güzel. Yani bunun hamuru farklı. Bunu Önder Bey siz anlayın. Anlatın Önder Bey. Çerkez kaşarı biraz daha şöyle söyleyeyim. Erimesi çok daha iyidir. Tosta, işte pizzada, makarnalarda kullanılabilir. Makarna, meşhur makarnalarda falan. Evet kullanılabilir. Şöyle ki bunun biraz daha yağ oranı fazla olduğu için tostlarda bazı müşterilerimiz yağı fazla buluyorlar. Daha az yağlı. Yağ çok olunca yemeklerde, makarnalarda adamı kesiyor. Öbür biraz daha yemeği devam ettirmek için yağ oranı az olması gerekiyor. O yüzden tercih ediyorlar. Evet, eski kaşarı. Bakın bayağı da biliyorum. Eski kaşarı sevmeyenlerin bunlar da baton kaşarlar. Kaşar. Değil mi? Baton mu? Ne diyor blok kaşar. Bunlar kesilmesi açısından. Bunlar normal kaşar. Normal kaşarımız peynir. Bunlar bu da dil peyniri. Değil. Lif halinde dil şeyi böyle ayrılan peynirlerdir. Şunun şeyi. Evet. Paketlenmemiş bunun, hali. Şunun yağlı hali. Yani şu çeçil peynir dediğimiz bu yağlı çeçil. Güzel. Burada kete falan da görüyorum. Evet, kendiniz kete yapıyorsunuz. Var, gevrek var. Bunlar yöresel ürünlerimiz. Yöresel. İkisi de yine kaymakla yapılan ürünler. Ve bal. Alın elinize balı gösterelim şöyle. Şöyle balımız çiçek balıdır. Ardahan bölgesindeki endemik bitkilerden elde edilen çiçek balı. Tamamen katkısızdır. Şimdi bazı müşterilerimiz bazen şöyle bir yanılgıları var. İşte kristalize olduğunda süzme bal. Evet. Ya işte şekerleşti gibi şey değil. Aslında o bildiğimiz normal şekerleşme değil. Balın orijinal olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hala öğrenemediler. Kristalize olmuş demek. Bu hile orada çok olduğu için bal olan insanlar tabii, hala kafası çok karışık. Bunu normal 50 derecede veya 40 derecede bir sıcaklığa bıraktığımızda kendi halinde erimiş oluyor. O da sıcaklığına veya tabii. Şeyin üzerinde, peçenin üzerinde. Bir de tüketicilerimize isteğimiz balı çok yanlış bir kullanımı var. Dolaba konuluyor, buzdolabına. Bal buzdolabına konulmaz. Oda şartlarında bırakılsa hiç kesinlikle bozulmaz. Doğru, aynen. Bir şey söyleyeceğim. Kaşar peynirlerini müşterilerin %90'ı diyor ki derin dondurucuya koyabilir miyiz? Kaşar peyniri kesinlikle derin dondurucuya konmamalı. Atıyorlar şey bozulmasın, süre uzun ihtiyacımız onu da çıkartır, kullanırız kesinlikle gibi düşünüyorlar. Kesinlikle konmaması gerekiyor. Bir de özelliğini kaybedin, deformasyon süreci başlıyor. Küflenmesi doğal olduğunu gösterir. Eğer küflenmesi zaten içerisine katkı atılmıştır demek. Doğru. Yani kaşar peynirine küflenir mi? Küflenmeli. Küfünü alacaksınız. Şimdi oksijenle temas ettiği için küfleniyor. Normalde yani yoğurdun bozulması lazım zaten. Sütün bozulması lazım. Bunlar şimdi bozulmasa deyince aklıma zaten direkt Yavuz Dizdar geliyor. Zaten bozulmasa sorun bakın, var. Bakın müşteri arıyor diyor ki ya küflenmiş çöpe mi atsam? Hayır. Doğal kaşar küflenir. Zaten bakın küfleniyor. Vallahi benim evde tereyağı falan da küflendiği zaman atıyorum tavaya. Küf üstünde kalıyor zaten eriyince. Onu alıyorum üstüne. Doğrusu o. Kırıp yiyorum yani. Doğrusu ne olacak o. Yani. Şimdi her şey o asotikleşme anla alemi yok yani. Analarımız babalarımız ne yapıyorlardı? Bakın, o zaman mı vardı 20-50 yıl önce? Ben geçen yıl bir tane kaşar üreticisiyle, Batı'da bir kaşar üreticisiyle konuştum. Dedi ki biz kaşar peynirini üretiyoruz, 20 gün içinde rafa koyup satıyoruz. Aa, onlarınki birazcık ticari olmuş. Normalde o kadar süreç olmaması gerekiyor. En az 90 gün olması 20 gerekiyor. 20 gün bakın 20 gün. Ben onu beyaz peynir. Hızlandırılmış olgunlaşıyor. Zeytine kostik koyma olayı gibi evet olmuş. Ama şöyle bir şey bakın. Biz o yenmez, 20 o bir güne kendimiz yani kesilmez yenmez zaten. Biz de şimdi bizim şöyle pastörizasyon yapılıyor veya şapmak bir şey varsa zaten 15 günde geçtiğimiz zaten tedavisi şöyle, çok zor oluyor. İnsan hastalıkları gibi sütün, olmuyor hayvan hastalıkları. Sütün pastörize yapıldığı zaman tabii yararlı enzimlerle, yararlı bakterilerle beraber şey zararlarla beraber yararlılar da öldürmüş oluyor. Ölmüş oluyor evet. Ve aldığımız ürün bize vücudumuzda hiç faydası olmuyor. Olmuyor. Dolayısıyla ürün en az 90 gün dinlendirilecek ki sağlık açısından herhangi bir riski olmasın. İşte bu noktada yüksek sıcaklığa tabi tutmadan dinlendirerek, 90 gün dinlendirerek sağlıklı ürünü elde edebiliyoruz.
Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bir anne olarak, kadın girişimci olarak lütfen aldığınız gıdalara, verdiğiniz paralarla zehirlenmeyin. Bakın kendi kendinizi zehirlemeyin. Bizleri denetleyin. Çat kapı gelin. Ne üretiyoruz, sizlere neler yediyoruz? Evet, bu ürünler bugün benim. Para size sattıktan sonra sizin. Sizin vücudunuzda hal alacak. Siz besleneceksiniz bunlarla. Ben denetime açığım. Gelin kendi peynirinizi, sizin peynirinizi birlikte üretelim. Ben size ne üretiyorum, ne yediriyorum lütfen denetleyin. Sizler bilinçli müşteri olup bizi denetlerseniz hakkıyla hizmet almış olursunuz. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bakın, abla ikram ediyor böyle. Tabağa koydu. Tadına bakacağım. Tadına az önce biraz baktım ama çok hoşuma gitti. Bir de şimdi kaydederken bakayım. Merak edin. Canınız çeksin, gelip yersiniz diye. Ama bu kaşarı yiyince başka kaşar yiyemeyeceksin. Gayet yavrum iyiyim. Tadı alıyorsunuz. Mutlaka geldiğinizde Ali Bey peynircide uğramayı unutmayın. Hadi gel, sallayalım çıkın, kameraya. Çıkın çıkın gelin. Bekliyorum. Arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Ana Süt Gölü olarak geçiyor. Abimiz de fuara gelmiş. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Yaşar Demir. Ardahan Göle'den geliyorum. 1985 yılından beri Ardahan Göle ilçesinde üretim yapmaktayız. Ürünlerimiz mera hayvanlarının doğal sütle elde ettikleri sütlerle ürettiğimiz peynir çeşitlerimiz gravyer, Kars kaşarı. Ağırlıkla kaşar türevi ürünler üretiyoruz. Sütlerimiz organik mera tarımı yapıldığı için süt kalitemiz çok iyi. Bu yüzden ürünlerimiz de çok kaliteli. Alan müşterilerimizden, batıdaki müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ardahan Kars adı altında farklı bölgelerde üretilen ürünlerin Ardahan Kars adı altında satılmaması için bizzat biz kendimiz bölge büyük şehirlere gidip ürettiklerimizi tüketicilerle bütünleştirmeye çalışıyoruz. Güzel. Ziyaretçiler neler soruyorlar? Ziyaretçilerimiz genelde doğal ürünler arıyorlar. Ardahan ve Kars, Erzurum bölgesinde de mera tarımı yapıldığını bildiği için müşteriler özellikle tercih ediyorlar. Bu bölgelerde üretilmiş ürünleri elde etmeye çalışıyorlar. Biz de 85'ten beri bu işi üreticisiyiz. Tüketicilerle buluşmak için Ankara'ya kadar geldik. Peki, başarılar dileriz, bol kazançlar. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, size de iyi çalışmalar. Başkanım hoş geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk. Değerlendirim alabilir miyiz? Fuar hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle ilimizin, ilçelerimizde üretilen ürünlerin dünya çapında, dünya standartları üzerinde kaliteye sahip ürünler, hayvansal ürünler üretiliyor. Bunların pazarlanması, sınırları aşması, ihracat babında düşünmesi konusunda bu tür organizasyonların sürekli yapılması, Ardahan'ın ve ilçelerinin tanıtılması gerekiyor. Dünyada aramıkta bulunamayan bir coğrafyada üretilen ürünler bunlar. Hiçbir şekilde kimyasalın bulaşmadığı, artı ülkemizde en yüksek rakıma sahip ilçe benim ilçem Göle, 2000 rakımlı. Bizde ekili alan çok azdır, tamamı meradır. Meralarımızda yaklaşık olarak 1700 çeşit çiçek türü bulunmakta. Malımız, hayvansal ürünlerimizin tamamı bu organik ortamda yetişip şifa niteliğindedir. Özellikle kaşar peynirinin Anadolu coğrafyasında ilk üretildiği yer Göle'dir. O şimdi Kars'a bağlı, o zaman Göle'ye bağlı olan Zavutlar Köyü, bugünkü ismiyle Boğatepe. Boğatepe bizim bildiğimiz Kars'taki Boğatepe, evet, mi? Geçmişte Göle'ye bağlıydı. İlk peynirin üretilmeye başladığı köy orasıdır. Söylediğim gibi bizim bölge Ruslara savaş tazminatı olarak verildiği dönemde David Moser, İsveç asıllı hanımı ve kardeşiyle birlikte kaşar peynirini üretmeye başlamış. Daha sonra Malakanların bölgemize Ruslar tarafından sürgün edilmesiyle birlikte gravyer peyniri yine Göle'de üretilmeye başlamış. Göle kaşar peynirinin başkenti, dünyanın en kaliteli
kaşar peynirli gölede üretilmekte. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Yine balımız öyle, etimiz öyle. Tamamı şifa niteliğindedir. Bu şifa niteliğinde olan bu kadar kaliteli ürünlerin üretilmiş olduğu ilimiz, ilçelerimizin tanıtılması açısından önemsenmesi gereken bir organizasyon. Bu organizasyonu yapan başta Göle Federasyon Başkanımıza, ekibine, Göle Dernek Başkanımıza, ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ardahanlıların, Ardahan'da üretim yapan firmaların bu organizasyona önümüzdeki dönemlerde daha çok sahip çıkması gerekiyor. Ardahan'ın ilçeleriyle birlikte dünyaya açılması gerekiyor. Sınır kapısı Türkiye'de, yine şunu da çok iyi bilmek lazım. Ardahan'ı sadece bu üretmiş olduğu ürünlerle değil, tarihi değerleriyle de anımsanması gerekiyor. Ardahan kongreleri Sivas'tan, Erzurum'dan, Amasya'dan, Balıkesir'den daha önce 3 Ocak, 5 Ocak birinci kongres yapılır. Lozan'ın ilk reddedildiği yer Ardahan'dır. Boğazların, limanların, demir yollarının o sıkıntılı dönemde nasıl korunması gerekiyor diye yapılır ve orada kararlar alınır. Yine Sevr Antlaşması gereği silah bırakılacak dendiğinde Ardahan'daki kongrede Haluk Paşa Başkanlığı'nda kesinlikle silah bırakılmayacak, fazla silahlar sivil halka dağıtılacak denmiştir. İki gün sonra 7 Ocak, 9 Ocak 1919'daki 2. kongrede İstanbul hükümeti zorla Atabek yurdu esas olmak kaydıyla Anadolu'da bağımsızlık meşalesinin yakılabilmesi için Kars'ta Canubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti'nin kurulmasına Ardahan'da karar verilir. Ardahan tarihiyle, Ardahan insan kaynaklarıyla artı Serhat iller olması hasebiyle Anadolu'nun yıllarca bekçiliğini yapmış, sınır karakolu şeklindedir. Metrekareye en çok şehitin düşmüş olduğu yer Ardahan'dır, Kars'tır, bizim bölgemizdir. Her hangi değerine bakarsanız bakın, Ardahan Anadolu'nun kilididir. Çünkü Ruslara savaş tazminatı olarak verildiğinde Kosoflu Aşık Zülali Ardahan can idi gitti, lisan-ı Türk idi gitti, haber veren Abdülhamit Han'a Anadolu'nun kilidi gitti demişti. 42 yıl bayraksız, vatansız yaşamış atalarımız, ama Aşık Zülali gibi, Aşık Şenlik gibi yazarlarımız, çizerlerimiz, şairlerimiz oradaki milli manevi ruhu sürekli diri tutmuşlardır. Aşık Şenlik listalarında şöyledir: Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sayken yurt vermeyiz düşmana. İster ise ulusat hepsi gelsin, can sayken yurt vermeyiz düşmana. Bunun akabinde bölge Rus askeri çekilince, Osmanlı askeri çekilince güvenlik sıkıntısı yaşanır. Ecdadımız silahlanır. Özellikle Göle'de, Çıldır'da, Ardahan merkezde, Koçuvan'da milis güçler oluşturulur. Kuvva hareketinin ilk başladığı yer Göle'dir. Göle'de başlatılmıştır. Göle'deki 14'e yakın milis gücü oluşturan büyüklerimiz var. İşte Bedirhan Bey Gölekçayır köyündendir. Şükrü Bey Arpaşen köyündendir. Arslan Bey Dedeşen köyündendir. Soruğa Okçu'dandır. Molla Miroğlu, Salim Bey, Şükrü Çavuş Kuytuca köyünden, Selim Ağa Filizli köyünden, İsmail Ağa, yaklaşık 14 tane şu anda ismini sayamadıklarım var. Bunların tamamı ki asıl kahramanımız Abdullah Gülüzar'dır. Gülüzar'ın oğlu Abdullah. Gülüzar'a 3 tane oğlunu milis güce gönderir. Abdullah 2000 kişilik yaklaşık olarak Haluk Paşa'nın desteğinde, Kars'tan Yakup Şevki Bey, Filip Ali Hilmi Bey'in desteğiyle 2000 kişilik grup oluşturur. Daha sonra yaralanır, ölür, şehit olur. Milis güç dağılmak üzeredir. Annesi oğlunun kanlı elbiselerini giyer, milis gücün başına geçer. Abdullah öldüyse anası Gülüzar buradadır. Sırtında mavzeri, kurşağında kaması, günlerce milis güce komutanlık yapar ve nihai zafer kazanır. Bundan dolayı
Ardahan bizim için çok önemli. Anadolu coğrafyası için çok önemli. Ben tekrar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ardahan'ın bu güzellikleri anlatırken yine federasyonumuzdan, derneklerimizden, yazarlarımızdan, çizerlerimizden, akademisyenlerimizden Ardahan'ın tarihi tartışılmalı. Ardahan'ın tarihini anlatmayan tarih kitaplarının da bir ayağı topaldır diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şu an Ankara'dan Ardahan Tanıtım Günleri yapıyoruz. Öncelikle Ardahan Federasyon Başkanı düzenledi fuarı. Biz de Ardahan Eğitim Kültür Derneği olarak yerimizi, standımızı aldık. Buradaki Ankara'da Ardahanlı tanıtmak üzere bulunuyoruz. Derneğimiz 2022 yılında kurdu. Daha henüz bir yılını tamamlamasına rağmen burslar veriyoruz. Öğrencilerimiz var. Yakın bir zamanda da büyük bir projemiz var. Üzerinde çalışıyoruz. Bu da tabii ki yine Ardahan'a yönelik olacaktır. Başka neler söyleyebiliriz? Kaç üyeniz var? Efendim? Kaç üyeniz var şu dernekte? 500'e yakın olmuş. En çok hangi ürünleri üretiyorsunuz? Neler var? Üründen ziyade biz bir eğitim derneğiz. Eğitim amaçlı, evet. Güzel. Neler soruyorlar ziyaretçiler dernekle ilgili? Faaliyetlerimizi soruyorlar. Hı hı. Neler yapıyorlar? Fuarı nasıl buldunuz onu soralım bir Ardahan'ın. Fuar tabii ki çok güzel. Şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. 4 gün olacak. Ankara'daki bütün hemşehrilerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, yabancılar da dahil olmak üzere herkesi bekliyoruz. Gelsinler, Ardahan'ımızı tanısınlar, bilsinler, yöresel ürünlerimizden alsınlar, standımızı ziyaret etsinler. Bu arada kendisini de tanıştırayım. Başkan yardımcımız Bayram Bey de bir iki cümle kursun. Buyurun Bayram Bey, neden söylemek istersiniz? Evet, bu organizasyonu gerçekleştiren Ergüder Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dernek Başkanımız Dilek Hanım'ın güzel çalışmalarını da takdir ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Arkadaşlar bakın, Vahap Oğul Sabunculuk olarak geçiyor. Malatya'dan gelmiş arkadaşlar. Harika ürünleri var burada. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Şöyle çanta şeklinde Defne sabunları da satıyorlar. Haşiroğlu Tarhan'la da tekrar tanıştırayım ama Viribos cipslerini zaten A101 mi? Bim'de mi? Nerede satıyorlardı abi? A101 Şarok'ta. Tarım Cross, Mikros. Bu ürünler çok güzel. Ben beğenmiştim. Güzel. Şey, Kanada'dan bile satın alıyormuş. Geçen video çektim de paylaştıydım. Yazmış birisi ben de Kanada'dan alıyorum diyor. Evet. Harika. Bakın en çok satılan model. İlk çıkanlar bunlardı. Bildiğiniz cips tarhana. Patronunuz şeye bile çıkmış. Storybox belgesel kanalına çıkmış. Hikayesini anlatıyor. Gerçekten hoşuma gitti. Fuarda karşılaşıp da markalaşan firmalardan birisi de bu Haşiroğlu Tarhana. Peki tarhana sadece bu değil. Bakın böyle normal tarhana da satıyorlar. Şöyle göstereyim. Bu da şey, sıkma tarhana diye mi geçiyor? Ne yapıyor? Evet, sıkma abi. Sıkma, sıkma çorbalık. Şu nedir? Maraş çöreğimiz. Bu da meşhur kurabiye, evet. Değil mi? Evet, kurabiye efendim. Ve yan tarafta da zahter mahter diye gidiyor. Evet, evet. Değil mi? Evet. Peki kolay gelsin. Sağ olun abi. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi ilerliyoruz kaydı durdurmadan. Bakın burada Haşiroğlu tarhananın devamı var. Baharatlar gelmiş burada. Abi kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Ne satıyorsunuz? Pul biber, salça, domates kurusu, nar eşkisi, sumak eşkisi, evet. Şey ürünleri, beyaz sucuk, siyah, aha, sucuk, salça. Maraş'ta durumlar nedir? Aynı. Aynı. Bilinen gibi. İlkbaharda şey fuara gelmiş miydiniz? Efendim? İlkbaharda gelmiş miydiniz? Geldik fuara. Mart ayındaki fuarda gelmiştik. Nasıldı? Güzel mi? O zamanki katılım çok güzeldi tabii ki. Olur olur, hafta sonu artık İnşallah, biraz İnşallah bekliyoruz tüm Ankara halkını. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, bakın günler. Burada belge de var. Belgesi olanları da koymuşlar buraya. Depremzede esnaftır diye. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tek iş tarhana var burada. Abi kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Teşekkürler. Siz Maraş'ta gelmiştiniz değil mi ilkbaharda? Evet, geldim abi. Nasıldı ilkbahardaki ilgi? 10 gün falan mı olmuş? 2 hafta mı? 10 günde gayet güzeldi ilgi. Bu sefer pek bir ilgi yok gördüğünüz gibi. 4 gün ama o biraz olur zaten. 3. hafta sonu normal fuar formatında olduğu için o zaman o depremzede formatındaydı. Evet. Biraz konsept farklıydı. Evet. Pek kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu yeşilli nedir? Kivili hocam o. Bu yeni mi çıktı? Buyurun. Yok yok, kesmeyin de ben dikkatimi çekti. Bakın şöyle gösterelim arkadaşlar. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İlerliyoruz arkadaşlar.
Kahramanmaraş'tan gelmiş Umrudutçu Halil abimiz. Sen abim, misin? Benim abi. Evet, dün Instagram'da paylaşmış şereflere de. Evet, doğru. Geliyor diye yakaladı sonunda. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyiz vallahi, geldik Ankara'ya pardon. Güzel. Misafirlerimizi bekliyoruz. Biz hazırız gördüğünüz gibi. Kahramanmaraş. En popüler ürünlerin hangisi abi? Söyle. Urumdudu reçeli, Urumdudu marmelatı, nane, pekmez. Ha, sen kendin adına yapmışsın özü. Bir tane abi, göster. Abi, keçi boynuzu, soğan sıkmış. Şunlar. Ama tamamen kendi ürünümüz, bak alıp satmıyoruz. Ben şöyle göstereyim size ben. Hı hı. Bildiğiniz direk, soğuk sıkan ve kıvamını da görmenizi istiyorum bardak. Şöyle baktığınız zaten pekmez değildir. Direk bir çekirdeğiyle öğütülmüştür. Faydasını başında okursa bakarsanız... Keçi boynuzunun faydaları arkadaşlar. Sonra bakarız tadına. Burada da ikram ediyorlar bu şekilde. Başka ne satıyorsunuz? Tadına bakmadığınız ürünü almayın bizden. Urumudu. Şekersiz pekmezi. Dut derken normal duttan mı bahsediyorsun? Dut da göstereceğim ben size. Urmudu'nun şekersiz pekmezidir bu. Bunu biz kanser sana veriyoruz. Hemoroapi gürenlere. Akciğer kanseri, yani Allah yardım etsin. Yani anti-aging gibi bir şey mi? Aynen, antioksidan, aynen. Anti-aging gibi özellikleri aynen, var. Aynen, yoksa doğru. Nasıl oradan alacak? Urmudu, marmelatı dediğimiz olay. Şu anda Kahramanmaraş'ta ağırlıkla yaptığımız bir şey. Bu nedir? Urmudu'nun marmelatı bu. Oo, çok güzel. Kurulan, börtlen pekmez. Gibi görüntüsü var. Evet, ama değil. Börtlen eserimiz var, onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi direkt kendi Urumdudu marmelatı. Çorutlarınızda ağız yarısına, dil yarısına, bağışıklığını güçlendirmeye, karaciğeri güçlendirmeye en iyi gelen bir üründür. Hangi hastalığınız varsa çözümü Urumdudu Halil abide arkadaşlar. Bak numarasına koymuş buraya. Nöbetçi eczane, Kahramanmaraş, Turgut Kadiroğlu, Pınarbaşı'nın uçları. Tut, sormuşsun hocam. Tutumuz da şu tutu abi. Gel Urumdudu. Göster abi. Şurada resmi var zaten gördüğünüz gibi. Urumdudu'nun direkt... Şu mu? Aynen. Börtlen mi değil mi? Değil, Urumdudu efendim. Allah Börtlen Allah. Değil. Bak börtlen farklıdır. Bu da börtlen reçelidir. Abi hepsinin kapaklarını açtı çiftler. Bakın gördüm, gösteriyor. Gördüm. O içinde de o çok güzelmiş tabii. Bu. Bu çok faydalı. Ne çok kadar bu? Böyle 200 lira efendim. Güzel. Ama orijinal börtlen. Ama bunu belli bir oranda mı yemek gerekiyor? Böyle sürekli lap 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 normal reçel yermiş gibi yenmeyecek herhalde. Tabii bu. Kahvaltıda yiyeceksin. Bu kahvaltılık. Nasıl? Tadımlık. Bir aynen. İki kaşık falan. Aynen kahvaltıda yiyeceksiniz bunu. Gel bakalım. Güzel. Bunlar sizin kendi üretmiş olduğunuz kendi ürünler. Kendi imalatım, patenti bana ait olan ürünlerimiz. Güzel. Özleri, pekmezleri, reçeleri. Kızılcık közü, yaban. Bunlar zaten biliyorsunuz. Lavanta. Özünü yeni gördüm. Karadını zaten biliyoruz. Lavanta ilginç, şaşırtıcı. Lavanta zaten güzel. Şeylerle falan da kullanın. Balı falan çok güçlü. Nareşkin sos değil, orijinaldir. Güzel. Nane. Bakın bu da sizin kart vizit gösterelim şöyle. Tabii. Nane gördüğünüz. Güzel. Kahramanmaraş'ın gül nanesinde. Sizin üst dükkan ne durumda? Onu da soralım. Tabii deprem, bu arada herkese geçmiş olsun. Bize de tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Kötü bir gün geçirdik. Arap'ın bir daha o günde hiç kimseye göstermesin. İşçilerimiz tamam çöktü, kırıldı. Bir şekilde tadilat yaptı. Tekrar bütün mallarımız, aynı bu standlarım vardı, devrildi. Canına, yani depremde ne kalır? Yani depom normal. Bir tanesi, Suakbaşı'da depom vardı. Komple yerin altında kaldı. Allah'a şükür kendi ailemizde can kaybımız yok ama. İmalat hangi durumda? Orada çöktü, komple çöktü zaten. Yani yenisi yer, yeni yer açtık Allah'a şükür. Hani bütün akrabaları kurtaramadık, kıyametli oldular, gittik, defnettik vesaire falan. Rabbim kimseye o acıyı tekrar yaşatmasın, hiç kimseye. Can hani, gidiyor da, mal gidiyor da işte can gidince şey geri gelmiyor. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Serap abiye çok selam olsun, iyi takipçimiz bir tanesi. İnanır mısın, biz depremde bir ay boyunca sahadan ayrılmadık. Ben 15-16 gün sonra ben banyo yaptım, biliyor musun? 16 gün sonra. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben sahada dediğim olay şuydu. Gelen yardımları, Türkiye'den gelen yardımları biz kime yetiştirebiliriz? Kimin neye ihtiyacı varsa? Çorabından saç tokasına hiçbir şeyin alamadı insanlar. Yani gerçekten söylüyorum. Yani. Ben terlik kendim, bile ihtiyaç oldu yani. Ben kendim dahi deprem gecesi. Hani fuarım vardı, festivalim bir şekilde. Adana'daydım. Gece saat 3.30'da evime girdim. 4'ü 10 gece yatağa girdim. 4'ü 10 gece ilk başladığında ben uyanıktım. Ben uyanan şanslıydım belki. Ben yani çok oldu ama. Anladım, kalk deprem oldu dediğimde ikizler aklıma, üzerine abanmışım artık yani. Baba olarak hani ikizlerim var, lütfen hasta oldu, bir de yatıyor arkada. Çocuklarına burada var da. Benim büyük kızım, baba niye kaçmıyoruz dedi. Sadece. Kızım tamam kapıyı aç dedim. Ben üçüncü katlıyım ama bir kat deniyorum. Arabaya indiğimde ben marşa bastım abi. Yani şöyle söyleyeyim, böyle bir şey anlatılmaz ama. Şu gördüğünüz yol değil mi abi? Şu şekilde. Bu şekilde. Sallanıyor zaten, esniyor zaten. Katladın dedim ki, araba üstüme gül dedim ki ne oluyor dedim. Arabaya marşına basamadım. O panikte var hesap ettim.
Ev sağlam mı? Nasıl ev oldu? Sağlam Allah'a şükür. Evde bir şey sıkıntı yok. Ufak tefek sadece ana duvarlarda çatlak bana. Hatırlarda bir şey yok. Kolonlarda bir şey yoksa yok, Allah sıkıntı yok. Onlar çatlayabilir istemeden dolayı. Onlarda bir sıkıntı yok. Geri baktı Allah'a şükür. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleriz. Allah razı olsun herkesten. Biz de bu şekilde Kahramanmaraş'ta niye buraya geldik? Söyleyeceğim. Yani siz ilkbaharda gelmiş miydiniz? Ben gelmemiştim. Ben o zamanlar hani dükkanla uğraşmak zorundaydım. Mallar yani, falan gitti için yeni hasat ürünler yeni, gerekiyor. Şu an doğru. Bu ürün tamamı yeni ürünler. Yeni hasadımız. Turşu sebebi şu anda yeni hasadımız bak. Turşu sebebi. Hani yani bugüne şükürler olsun. Yine koşturuyoruz. Hani biz burada kazandığımız parayı ne yapıyoruz? Kahramanmaraş'ta elektriğimizi yatırıyoruz. Suyumuzu yatırıyoruz. Doğalgazımızı yatırıyoruz. Surtların okul girerini karşılıyoruz. Hayat normali döndü mü Umut abi orada? Dönmedi abi. Dönmedi. Yani biz buradaysak ne zaman dönecek? Bak, şurada baharatçıların çoğu kapalı çarşı. 5 yıldan falan bahsediyorlar. Hataylılara da soruyorum da fuarda. 5 yılsa hiçbir şey kalmadı. Ticaret yılsa, falan bitti diyor. 5 yılsa ben şu anda burada havada halay çıkarıyorum. 5 yıl ne 5 yıl abi? 20 yıl. 20 yıl. Ne 5 yıl abi? 20 yıl. Bir Maraş'a gel gör abi. Hani gel Maraş'ı gör de bir şu şarkı var ya abi. Onu bir dinlersen. Hani harbiden Maraş'ı gör. Ben bazı Instagram'a bakmıyorum artık hani çekiniyorum ya. Hep Maraş yani Allah'tan geldi saygı duyuyoruz ama sahipsiz bir şehrimiz var. Onu size söyleyeyim yani sahipsiz bir şehrimiz var. Peki şu an enkazlar kaldırıldı mı? Nedir durum? %86 kaldırıldı diyor. Alakası bile yok. Yüzde şu an 50'lerde bile değiller. İddia ederim. Anlatılarım belgelerinde yani. Anladım. Peki son durum ne orada? Şu an ev yapılma falan daha yok galiba değil mi? Yok şu an sadece Dolgadiroğlu'na başlandığını biliyorum. Konutların dönüşü başladığını evet. Biliyorum konutların. Aralık ayında vay son teslim edeceklerini duymuştum. İnşallah teslim ederler. Çünkü neler? Önümüz kış. İnan gerçekten çadırda kalan insanlara hani Allah yardım etsin. Havalar soğudu. Tekrar bak birinci yılımıza girmeye 2-3 ay kaldı şurada. Hani o günleri yaşıyoruz ama Rabbim ne diyeyim Rabbim'deki hiç kimseye göstermiyor. Hala çadırda kalan var mı? Çadırda kalan var. Artı şu adamın evi abi şehir var. Praktik evlerimiz var işte. Onlarda kalanlar var. Konteyner. Konteyner kentlerde kalanlar var. Zor abi ya hani düşünebiliyor musunuz? Adam geliyor rahat televizyonla eskiden üç odası olan. Ben şunu diyorum. Demek de istiyorum. Depremden 25 gün sonra ben iş yerimi tadilini açtığımda bir abi geldi. Bir baktım her gün Audi ile geliyordu. Mercedes ile geliyordu. Bir Toros da geldi. Dedim abi dedim, ne yapıyorsun nasılsın diye soruyor bir şey var mı? Halil dedi 7 tane dairem vardı bir tane kalmadı. 3 tane arabam vardı hiçbiri dedi kalmadı hepsi. Enkaza gitti. Şunu anladın mı diye. Allah can sağlığı versin. Mal boşmuş. Aynen evet, mal doğru boş. Söylüyorsun. Şu malların hepsi kırılmış. Hiç üzülmedim. Gerisi gelir alırsın. Hiç üzülmedim. Biliyorsun kardı. Dükkanın olduğu gibi donmuş. Cam kırdana düşün. Ne iş yapıyordu abi? O ne iş yapıyordu? Büyük ihtimalle müteahhit yani. Ama yani müteahhit bilmiyorum. Kuyumcu muydu bilmiyorum. Hani hiçbir şeyim kalmadı. Ha, ondan sonra bir daha gördüm. Görmedim. Çünkü depremden 2 ay sonra tekrar fuara çıkmaya başladım. Çıkmak zorundayım. Herkes yani bir yere gitti. Yani. Çoğu Ankara'ya geldi arkadaşlar. İstanbul'daki insanlar da Ankara'ya geldi. Biraz daha güvenli liman gibi gördükleri için evet, burayı. Burada da ev kalmadı ama. Öyle bir ev ben... diye bir şey kalmadı burada. Kiraya çıkacak kişiler şey yapacak. Zaten Ankara'nın belli bir çekim gücü vardı. Depremzedelerden dolayı da 5-6 tane ilden gelen olduğu için. Ama Ankara'da da yayılma şeyi çok daha kolay. Mesela İstanbul gibi ev yapma sıkıntısı yok burada. Her yere ev yapılabiliyor. Doğrudur. O yüzden geldiler ama şimdi sorun işte çözülünce herkes memleketine geçecek ama herkes artık buraya da bir ekstra bir yaşam, bir iş yeri açanlar var görüyorum var, esnaflardan var. Çok burada var. Burada hepsine burada selamlar olsun. Yani buraya yerleşen kuyumcu arkadaşlarımdan var, terzi arkadaşlarımdan var. Hani benim gelip yanıma giden arkadaşlarım var, memurluklarını buraya aldıran arkadaşlarım var. Ankara'dan olup da izleyenler varsa ulaşsınlar bize video çekiyoruz. Ankara'da hayata başlayanlara video çekiyoruz diyeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşa çekmiştik esnafa. Evet. Destek amaçlı merak edenler varsa bize ulaşsınlar. Programlayalım, gelelim i̇nşallah. Videoyu tanıtalım. İnşallah, inşallah. Hayır bize Kahramanmaraş'tan geldik. Pazar günü tekrar döneceğiz inşallah memleketimize, vatanımıza. Kahramanmaraş olmaktan gurur duyuyorum. Hiçbir zaman için memleketimi terk etmedim. Yine ne varsa benim memleketimde vardır. Acısı, tatlısıyla, ölüsü, cenazesiyle. Biz memleketin çocuğuyuz. Bak Kahramanmaraş'ı Dolgadiroğlu'nu Türkiye'ye tanıtıyorum. Hani Türkiye'de gezmediğim il ilçe kalmadı. Hani niçin? Bir umutçal kolay yetişmedi, marka olmadı. Çok karşıma engeller çıktı ama ben hepsini tek tek kendi ayaklarıma çıktım. Kendi eşimin sayesinde çıktım. Kendi kızımın çocuğu bak. İkizlerim de benim burada görüyor musun? Burada Mustafa. Çocukta. Oğlum gel buraya. Çekiniyorlar. İkizlerim daha buraya getirdim. Yani neden? Artık ilk defa şehir dışına çıkartıyorum. İlk defa. Hani direkt götürdüm. Anıtkabir oldu.
Nasıl, Ankara'yı beğendin mi hocam? Beğendim baba. Güzel miydi? Hani ilk defa mı geliyor Ankara'ya? Evet. İlk defa geldi. Güzel. İlk defa geldi. Ben teşekkür ediyorum sizde bu ilgi ve alakanızdan dolayı. Ama şunu bileyim, şuradaki esnafın çoğunun, ben kendim biliyorum, kapalı çarşı dükkanları yıkıldı. Hepsinin var işletmeleri. Var, dergisinin var. Şu anda çoğunun yıkıldı zaten. Sağlık olsun. Yine biz buradayız. Yine savaşmak zorundayız. Peki nasıl hayatta kalmaya devam ediyorlar şu an? Fuarlardır abi, gördüğün gibi. Hatay'ı çok görüyorum. Hatay, Ankara'da her bir sürekli geziyorlar. İzmir'e gidiyorlar, başka yere gidiyorlar, Bursa'ya gidiyorlar. Maraş bu konuda biraz zayıf kalmış gibi görünüyor. Son iki ayrı programım benim. İstanbul Tuzla'da başladık. Oradan Niğde'ye geçtim. Niğde'den Adana Festivali'm vardı. Adana Sultan Gazi Festivali'm vardı. Oradan tekrar buraya geldim. Adana tekrar buraya geldim. Her sesin yani ayda bir gün evdeyiz. 30 gün dışarıdayız. Oo, zor. Çok zor, evet. Yani aynı şartta çalışmak ve araba, şu an havalar sabit sordu. Bir yer olmayınca sıkıntı. Arabada da yattığımız oluyor yeri geldiğinde. Mecburda çünkü otel olmuş 400-500 lira efendim. Doğru, yani aynen. Kazan kalsa... kazan bir şey kalmıyor ki zaten. Kiraya ya. Veriyorsun, şeye veriyorsan bir şey kalmıyor. Aynen öyle. Her şükürler olsun, bugün de yine hayattayız. Yine hayatta durmak zorundayız. Peki teşekkür ederiz sohbet için. Siz sağ olun. Geldiğiniz arkadaşlar, Obru Dutçu Halil abinin standına. Maraş'tan gelmiş. Bakın Instagram, Facebook hesapları da var burada. Geldiğinizde bu harika ürünlere bakabilirsiniz. Zaten anlattı videonun başında. Abi kolay gelsin. Abi görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Arkadaşlar bakın, Maze Maraş gelmiş değil mi? Doğru söyledin değil mi ismi? Doğru. Turşuları getirmiş abimiz. Daha önceki geldiğinde depremzedeydi değil mi ürünler? Yeni hasatlar geldi mi? Tabii ki. Biz her kötü şeyin ardından bir güzel şeyin geleceğine inanarak yeni ürünlerimizi tekrardan tezgahlarımıza koymaya başladık. Maraş'ın güzel içerisinde dükkanımızı da faal ettik. Sağ olsun Ankara vatandaşı bu konuda çok duyarlıydı. Maraş'taki dükkan yeniden faaliyete geçti. Tabii ki. Tekerek'te. Şimdi biz özellikle Maraş'ın tek turşucusuyuz. Bu konuda sağ olsun Maraş'ın insanı da bize hayatta kalanlar doğrultusunda destek oluyorlar. Tabii çoğu vatandaşımız vefat etti. Vefat etmeyen göç etti. Göç etmeyen konteynerlerde, çadırlarda hayatını sürdürme durumunda. Onlar da olsa, bir başkası da olsa biz Maraş'ı terk etmedik. Ve haliyle bizim bu dirayetimizi gören Ankara vatandaşı da burada ürünlerimizi gördüğü takdirde bizden hala sipariş veriyor. Sizin zaten ürün birazcık bütük tarzı gibi hissediyor insan. Bakın Instagram, tabii. Instagram görünce böyle. Tabii. Değil mi? Şöyle de göstereyim bakın. Ürünler burada arkadaşlar. Abimiz hop fiyat etiketini koymuş buraya. Bardakta fiyat şu. Meyveliler bu kadar falan diye yazmışlar. Geldiğinizde arkadaşlar destek amaçlı turşu veya küçük de olsa parça alabilirsiniz. Tabii ben muhakkak sizin aracılığınızla gelen her kişiye de bu arada bir üçlük bidon almaları karşılığında bir karışık Maraş turşu ikram ediyorum. Turşu. Hangisi üçlük turşu şey? Birlik. Yani bir kiloluk ambalajlarımızı göstereyim. Güzel. Bunu mu hediye edeceksin? Evet. Her böyle üçlük için bir tane birlik. Bunu atayım Instagram'a da duyup gelsinler. Başım üstüne. Peki teşekkür ederiz. Rica ederiz. Peki kolay gelsin. Arkamda gördüğünüz gibi. Evet. AFZ'de Kahramanmaraş esnafı size minnettardır efendim. Şöyle de göstermiş arkadaşlar. Bakın herkese böyle sertifika asmışlar. Çok güzel olmuş. Depremzede olanları belirtmek amacıyla değil mi fuarda? Evet. Güzel bir çalışma olmuş. Bu hoşuma gitti. Kolay gelsin. Bu arkadaşlar dileriz. Instagram'daki görüntüleri bekliyorum. Evet. Maze Maraş diye geçiyor. Instagram'dan da firmayı takip edip destek olabilirsiniz. Evet. Diğer bir Maraş esnafı ise Maraş yöresel olarak geçiyor. İlerliyoruz. Bektaş yöresel. Sonra burada ne var? İpek baharat var. Bakın depremzede olarak gelmiş ürünler burada sergileniyor. Hemen yan tarafta iş bilir Maraş yöresel diye geçiyor. Burada arkadaşlara hemen söyleyeyim. Geçen gün paylaşmıştı. Ünlü bir sosyal medya fenomenimiz vardı. İşte hemen gösteriyorum arkadaşlar. Murat Erdem'in iş yeri, ünlü sosyal medya fenomeni var. Instagram ve TikTok'ta videoları var. Abimizin işletmesi de burasıymış ama o ilk gün gelip videoyu çekip gitmiş. Maraş'ta dükkanı şu an faaliyette olduğunu söyledi. Az önce arkadaşlara da sorduk. Gayet güzel videoları var. Viral olan videoları var. Hatta yurt dışından görmek için bile gelen var. O orası bırakamıyormuş galiba. Sürekli ziyaretçi geldiği için görmek isteyenler. O yüzden ilk gün çekip gitmiş. Biz de 4 gün burada olacağını tahmin etmiştik ama kaçırdık beyefendiyi. Başka sefer artık. Maraş'ın Çağlayan Ciret yağıyla cevizi burada da satılıyor.
bakın, Rivos'un şu ürün harika, geçen fuarda da gelmişti. Haşiroğlu Tahran'ı biliyorsunuz. Bakın abimiz hemen şunu atıyor, tık diye az önce çektik. Böyle bir hamurca şişiyor, böyle kocaman oluyor. Sonra buradan alıyor, şuradaki şeylere koyuyor. Burada baharatlar değil mi abi? Bir daha evet, anlat. Evet. Önce buradan alıyoruz isterseniz. Hı-hı. Gösterelim. Bir şekilde yapalım. Burada yağda 3 saniye kızartıldıktan sonra. Hemen şişiyor. Hemen şişiyor kabarıyor. Kıtır kıtır oluyor. Kıtır kıtır. Ondan sonra yarısını yana atıyorlar veya direkt şeye koyuyor. Biraz bir soğumasını bekliyorlar. Ondan sonra buradan da alıp şu dönen şeyi atıyorlar. Evet. Abi şuan biraz arkadaşlar numaraya vereceğim. Doğal. Mükemmel bir cips abi. Şuradan baharatını bırakıyoruz. Baharatını da koyuyor şimdi. Abi biraz sonra alırsan videoyu çekeyim de. Şöyle karıştırıyoruz. Bir iki dakika içerisinde hazır hale gelmiş oluyor. Neyi yapıyorsunuz? Bu biftek aromalı. Evet. Biftek dediğimiz acı ekşi evet. aroması. Bu da mevsim yeşillikli yoğurtlu. Çeşitli. Güzel. Yoğurtlu güzel olur. Evet, çok çeşitli güzel olur. Aromalı. Aynen, çok güzel oluyor. Güzel değil mi? Biraz bakın buradan. Biraz reklam edeyim şunlardan. Hala hala bu. Biraz da şunları da abi. Bir efendim reklam ettin mi? Ben alıyorum zaten bak, biliyorum. İşte bu şekilde hemen ondan sonra pakete konuluyor sonra ve satılıyor. Şu şekilde paketliyoruz ondan sonra. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonu ne kadar? Porsiyonu 50 TL. Bu aralıkta gidiyor. Bunlar da ikram aynen. arkadaşlar. Beğeniyorsunuz. Aynen, çocuklarınızı getirin gayet doğal. Aynen cips. Bekleriz herkese. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İlgi nasıldı bu arada geçenki fuarda? Yani ilgi güzel. Ama şu an insanlarımız tam daha ilk gün olduğu için tam... Fazla bilmiyorlar. Fazla bilmiyorlar inşallah. Gördükçe gelecekler inşallah. Peki, gelmeden kolay bekliyoruz herkesi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Rivos'tan hemen Saraçhane Maraş yöresel standına geldik. Abilerimiz burada yöresel ürünleri getirmişler. Bakın burada helva görüyorum. Baklava dilimi gibi peynir var. Peynir çok burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Maraş'tan geliyorsunuz. Evet, Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Daha önceki şeyde gelmiş miydiniz Mart'ta olanda? Yok, ilk defa geliyoruz. Ha onda o zaman ürünleriniz yoktu. Yeni hasat ürünler aynen, değil mi? Aynen. Ne satıyorsunuz? Söyleyin biraz gösterelim. Efendim Maraş'a özgü peynirlerimiz var. Keçi peynirlerimiz var. Efendime söyleyeyim bal, tereyağımız var Maraş özgü. Keçi tereyağımız. Hı-hı. Maraş inek tereyağımız var efendim. Maraş evet. biberlerimiz var. Salçalarımız var. Böyle gösterelim. Ceviz var. Evet cevizlerimizden var. Samsa, besti, sucuklarımızdan var efendim. Ondan sonra efendime söyleyeyim somak ekşilerimiz var, nar ekşilerimiz var. Bu şekilde gidiyor. Evet efendim. Peki kolay gelsin. Teşekkürler çok sağ olun. Bursa Arama Kurtarma standı abiyle tanıştık da şimdi biz çok gelip oyalandığımız için standı kapatıp gitmişler. Ankara da burada stand açmışlar. Bursa Arama Kurtarma diye geldiğinizde beyefendilerle tanışabilirsiniz. Arkadaşlar Çetin Göresel siirt fıstıklarını getirmiş abimiz. Zaten fuarlarda herkes biliyor. Buraya tekrardan gelmiş abi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor satışlar? Şükür Allah'a iyi gidiyor. İlgi var mı? Öğrettiniz bayağı artık millet fıstıkları. Aynen öyle. Ne kadar kilosu? Şu anda bizde 400 lira. Normalde ne kadar? 800-900 lira her yerde. Gerçekten? Bizde 400 lira. Gerçekten. Oo, patron çıldırmış. Yerli fıstığımız. Bademiz, yerli bademiz var. Burada. Sucuklarımız var. Balımız burada var. Burada da bademli şeyler. Badem şekeri. Geçen gün videosunu seyrettim. Bu Melisa, bu tarçın. TRT belgeselde yapım aşamalarını bayağı gördüm. Zahmetli. Çok zahmetli. Burada ballar var. Bunlar siirt, kendi balım. Evet. Arı benim, bal benim. Bir de bıttım sabunumuz. Bıttım sabunu var. Her derde deva. Ballar ne kadar? Ballar şu anda 500 liradan veriyoruz. Karakovan'ı. Karakovan normal. Süzmeyi de 300 liradan veriyoruz. Peki kolay gelsin. Teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Öz Kars Peynircilik gelmiş tekrardan. Geçtiğimiz aylarda Kars Arda Iğdır tanıtım günlerinde abimizi tanıyorsunuzdur. Çekmiştik video reels falan. Merhaba nasılsın? Nasıl geçti Kars Arda Iğdır? Kars Arda Iğdır güzeldi İsa Bey. Keçiören'deki. Diyoruz. Keçiören Kalaba'daydık. Orası güzel geçti. Şimdi Ardahan günlerine geldik. Altın Park'tayız. Yine tüm doğal ürünlerimizi burada katkısız bir şekilde gravyerimiz, eski kaşarımız, küflü peynirimiz, çeçil peynirimiz, turuk peynirimiz, eriştemiz, sarı yağımız, tüm yöresel ürünlerimizi Ankara halkımızın ayağına getirdik. Bol kazançlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz tüm Ankaralıları. Bugün hiç istediğim gibi video olmadı. Çok gereksiz yerlerde oyalandım. Sohbet, muhabbet bir şeyler falan oldu. O konulara girmeyeyim.
ve şu an herkes gitti. Görmüş olduğunuz gibi herkes standını kapatıp gitti. Ve şarjım da bitti. Bugünlük artık böyle bir video olsun. Geldiğinizde çok daha fazlasını görebilirsiniz. Hepsini çekemedim. Kusura bakmayın. Geldiğinde 4 gün boyunca Kars ürünlerini de bulabileceksiniz. Ardahan ürünlerini de bulabileceksiniz. Peynirleri falan. Maraş ürünlerini de bulabileceksiniz arkadaşlar. Sizleri bekliyorlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.